Kure Sohbetleri Bölüm 4. Hiç ölümden döndün mü? Abi bu kuryelere çok sorulan bir soru. Artık çünkü böyle, kaza riski yüksek. Kaza riski, benimki kazadan değil. Böyle kazalı ölümlerden çok döndüm, tamam mı? Onları böyle anlatmaya kalksam bitmez. Ben ölümden döndüğümü kısmını şeyden anlatayım, müşteri tarafından anlatayım. Görükle'de biliyorsunuz apartlar var. Günlük apartlar. Yani bilmiyorum insan... var, evet vardır. Biliyorsun benim. Bilmiyorum. Ne bilmiyorum Allah aşkına. Nereden bileyim oğlum Görükle'yi, ben Bursa'da. Görükle'de değil, hiç günlük apart görmedin yani hayatta. Ya Görükle'de var mı bilmiyorum. Ha, tamam. Görükle'de çok günlük apart var. Şimdi bilindik bir günlük apart, ismini vermeyin. Gene topuğa sıkma vakası yaşamayalım diye anlatıyorum bunu. İşte ölümden dönme. Abi sipariş aldım, gece saat 10.30-11 falan. Günlük aparta siparişi götürdüm abi. Üst kata çıktım, oda numarası falan var. Verdim siparişi, teslim ettim kapıyı ama içeride gördüm yani. İçeride bir kumar dönüyor. Ben sipariş verdim, çıktım çünkü hep alışıla geldik. Benim için alışıla geldik bir mağazalara. Çıktım abi dışarıya, restorana gittim işte. Yarım saat 45 dakika sonra aynı siparişi bir daha verdiler. Aynı kurye getirsin yazmış, tamam mı? Ben de seviniyorum hani bahşiş falan döner diye. Abi ben siparişi götürdüm. İçeriye girdim abi, dedim şey sahibi de beni tanıyor. Apartman sahibi beni tanıyor aşağıda. Dedim buraya gel abi, ne mi söylemiş şey dedim. Çıktım yukarıya. Abi içeriye girdim, içeride kalabalıktı. Yani 15-20 kişi vardı. Büyük daireyi tutmuşlar. Mevzu dönüyor, kumar dönüyor. Baktım bu sefer 4-5 kişi var kapıda. Ben zaten siparişi verirken bunlar beni tuttular, lak diye içeri aldılar, kafamı silaha dayadılar. Hayırdır lan sen, biz nasıl şikayet edersin polise diye. Ciddi söylüyorum ya, ben bunu yaşadım yani. Adamlar beni tuttu böyle. Kafama silah, elimde poşette, tamam mı? O an ama bende şey huyu var mesela. Kendi canımdan bir şey olacağına çok korkmuyorum. Yani çoluğumun çocuğumun canına bir şey geleceği zaman korkarım ama kendi canımdan korkmuyorum. Dedim ki sizi ben şikayet etmedim. Hadi tırsıyorum tabii şimdi, tırsmıyorum dersen şey olmaz mı? Sen çıktıktan sonra biri şikayet etmiş. Ha, ben çıktıktan sonra biri şikayet ediyor, polis geliyor, basıyor. Ondan sonra adamlar yukarıda bekliyorlar diğerleri, muhabbetle alakası olmayanlar. Bekliyorlar yukarıda, tekrar sipariş ediyorlar. Acaba ben mi şikayet ettim hesabına, çünkü ben gördüm ya. Ondan sonra mekanın sahibi alttan geldi. Apartın sahibi geldi yukarı. Ya dedi bu çocuk gelindi falan filan, siz kendi içinizdeki üttüğünüz adamları dedi şey yapın dedi, sorgulayın falan filan. O şekilde çıktı. Hani ölümden dönme bakan benim odur. Çünkü düşünsene o an baba. Orada bir mevzu çeviriyor adamlar. Belki onlar için 150-200 bin lira bir para dönecek. Küçücük bir odada. Tamam mı? Bütün insanları toplamışlar. Bir tane kurye geliyor. İşte seni şikayet ediyor. Hesabında, kafalarında o var. Bütün tezgah gidiyor. Bütün tezgah gidiyor. Kuryeden bilelim. Halbuki kuryenin ne kabahati var? Yani kuryenin suçu ne? Doğru. Hani ölümden dönme muhabbetim o. Okey. O zaman son bir soru daha soruyorum. Sor. Peki Ahmet, kuryelik gerçekten kazançlı bir iş mi ve herkes bu işi yapabilir mi ya da yapmalı mı? Ya şimdi bu çok konuşuluyor, tamam mı? Kuryeler ne kadar kazanıyor? İşte kuryeler çok kazanıyor. Kuryeler şöyle kazanıyor, kuryeler böyle kazanıyor. Niye şikayet ediyorsunuz? Hatta bir tane şerefsiz şey yapmıştı ya. Yok kuryeler karda gelmezmiş, yağmurda gelmezmiş, çamurda gelmezmiş deyip böyle sövüp saydı ya. Yani bununla alakalı konuşulacak bence iki şey var. Birincisi pandemiden önce kuryelik, ikincisi pandemiden sonra kuryelik. Evet, o fark ettiriyor. Şimdi, arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim ülkemizin sisteminde biraz böyle siyasetin yanından geçeceğim. Yanından geç ama bizim içimizden geçmesinler sonra. Yok, yanından geçeceğim. Bizim ülkemizde pandemiden önce kuryelik var mıydı? Sana soruyorum. Vardı. Niye abi vardı? İhtiyaçtı da restoranlar vesaire kullanıyordu. Niye çok kurye yoktu? O kadar böyle kuryelik muhabbeti var mıydı sence? Tabii o kadar patlamış değildi. Neden peki kuryelik pandemide patladı? Çünkü kazanç kapısı oluştu. Süper. Hem kazanç kapısı oluştu hem de mevcuttaki... 5 soruda 500 bin lira hoş geldiniz gibi oldu. Mevcuttaki kurye yetmedi abi, tamam mı? Şimdi yemek sepeti ne yaptı? Bütün garsonlar kurye oldu. Bütün çalışamayan. Ben bile düşündüm, spor salonu açtım, kapandan dedim. Motor sürmeyi bile kuryelik mi yapsam gelir olur dedim yani. Ya bizim... Hatta bu kanal onun üzerine kuruldu. Öyle başladı. Çalıştığım restorandaki usta kurye oldu. Ne bileyim adam garson. Askerliği bırakmış kurye oldu. Adam ne bileyim işte emlakçı kurye oldu, tamam mı? Piyasada görebileceğiniz herkes kurye oldu. İşin zaten tabii, şey diyorlar, ülkenin yarısı Getir'de çalışıyor, yarısı sipariş veriyor diyor. Aynı o hesaba döndü. Aynen buna döndü yani mesele. Buna döndüğü için de böyle çok böyle kuryelik bir anda patladı, tamam mı? Kuryeler şöyle kazanıyor, kuryeler böyle kazanıyor. Şimdi ben bu programa gelirken Görkem'le konuştuğumuzda Görkem bana dedi ki hani ben sordum Görkem, hani her reklam alıyor musun veya işte benim şeyin ne adını söyle. Her parayı vereni ötüyor musun dedi. Ötüyor musun yani amiyane tabirle o. Piyasada bunlar var arkadaşlar. Şimdi adam başlık atmış, tamam mı? Yemek sepeti kuryeleri 30 bin lira kazanıyor. Trendyol kuryeleri anasını... Oğlum direkt bir tanesinin kendi influencer'ı var ya. Ha, aynen öyle. Hangisiydi adı? Dur. Trendyol. Biliyorsunuz arkadaşlar. Onun da zaten turunculunun bir tane var. Yeşillinin bir tane var. Yani var.
Bana böyle tepkiler gelmedi mi? Geldi. Ben dedim abi ben o topa girmeyeyim. Ben şimdi korkayım. Kenardayım. Şimdi arkadaşlar bak bu kazanç konusu gerçekten çok önemli, tamam mı? Abi biz böyle anlatıldığı gibi 30 bin lira, 40 bin lira, işte 25 bin lira, 50 bin. La bir tanesi şey yazmış. İşte bir ayda 60 bin lira kazanç. Lan nerenin kuresi, ne dağıtıyorsun, anladın mı yani? Hani bu arada bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben parodi çektim. Kendi videolarımı, o short videolar var ya, kurguladım. Gördüm. Hani Trendyol kuresiymiş gibi absürt bir şekilde şey yaptım. Aylık ne kadar kazanıyorsun? 80-90 bin kazanıyorum. Motoru şirket veriyor. Cumartesi pazar çalışmıyorum. Bol keseden attım. Oğlum gerçek zannediyorlar. Evet. Esas sıkıntı ne biliyor musun? Bizim ülkemiz hani okuduğunu anlayamıyor. Bunu okeyse izlediğini de ayırt edemiyor. Bak işte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Cımbızlıyor parayı. İşte para. Anladın 80 bin kazanıyor falan. Adam mesela şimdi videoyu izliyor, tamam mı? Adam yazmış ki Trendyol kuryesi 40 bin lira kazanmış yazmış, tamam mı? Adam sadece ona odaklıyor. Bir videoyu yapan arkadaş da 40 bin lira kazancı başlık atmış kocaman. Tıklanacak oradan. Videonun içinde küçücük bak şu kadar bir adam şey yazmış. Bu kazanç masraflar düşülmemiş halidir. Brüt. Hani şey var ya, bir replik var ya hani şey yapacağı rakamı küçük yazmış diye. Bir de zamcık yapmışlar, evet, falan diye. Anladın mı? Mesele bu. Arkadaşlar acayip bir şekilde masraf var. Bak hiç kimse düşmüyor bunu. Bir kere kendi motorunuzla çalışıyorsanız bile motorunuzda amortisman. Yıpranma payı i̇şte düşeceksiniz. Amortisman yapacaksın. Amortismanı düşeceksin. Benzinini düşeceksin, yemeğini düşeceksin. Sigorta masrafını, bağkur masrafını düşeceksin. Muhasebeni düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Yorma kendini, neden biliyor musun? Bak şimdi düştüm. Neden biliyor musun? Video içerisinde diyorum ki o short benim o seriler var ya, gene ona getiriyorum olayı. Aylık brüt ve net kazancım. Bak buna çok takıyorlar. Aylık brüt ve net kazancım. Aynen öyle. Anlamıyorum. Söylüyorum. Anlamıyorum. Çocuk da söylüyor, anlatıyor. Alttaki yorumlar kanser eden cinsten. Dolayısıyla yorma işte. Bunu anlamayacak. Yok yok, şunu ya söylüyorum. Bizi izleyen çok muhteşem, IQ'su yüksek canım izleyicilerimiz değil. O dışarıdaki trollerden bahsediyor. Anlamayacak abi onlar. Mümkün değil anlatayım. Ne güzel yani, yağladım. Kuryeler. Kuryeler maalesef böyle sizin o bazı arkadaşların yazdığı gibi çok yüksek paralar kazanmıyor. Hatta ben de bununla alakalı paralı videosu attım TikTok'a. Porsche binen kuryeler diye. Şimdi sen gördün mü mesela, adam sabah paket atıyor. Akşam bakıyorsun işte bizim orada Podium Park var. Porsche'de Podium Park'ta şey yapıyor, adını söyle. Piyasa yapıyor. Turluyor. Gördün mü? Göremezsin. Niye? Yok oğlum, o kadar para kazanmıyoruz çünkü. Yani düşünsene ayda 60 bin lira kazandığını düşün hacı. Şeyi gördüm ama. Kulaklaşınız, bir tane video çektim ben, CB Binar. Çocuğun CB Binar'ı var. Hakikaten kuryelikle almış o işi ama yıllardır kurye ve hani kaç şey senin uğraşıp bitmiş ve uygunken almış. Yani hayır, şimdi ona da eleştirecekler, o yüzden diyorum. Şimdi CB Binar dediğim motor 400 bin lira falan. Şimdi adam otur yer diyecek, adam bak 400 bin motora biniyor. Belki hani ona da şey yapar, öyle bir kazançta yok abi. Abi hani adam almış 10 yıl, 12 yıl çalışıp alabilirsin. Okey de yani tek fokus. Adam olsun. Çekmiştir kredi, yapıştırmıştır, bir ömür belki ona diyecek. Yani öyle çok abartıldığı yani kadar büyük paralar falan kesinlikle kazanmıyor. Bir şey söyleyeceğim, aklıma bir şey geldi, özür dilerim. Şimdi yemek sipariş verdik ya, kurye gelecek. Doğaçlama soralım mı? Soralım. Alalım içeri. Aynen. Gelir mi bilmiyorum. Gelirse arkadaşlar rastgele, hatta yine paketle şey yaparız. Gel kardeşim, ne kadar şuraya gelsin, söylesin işte ne kadar kalır. Sorsun. Çok sen devam et şimdi, kendi şeyini ya bak, söyle. 30 bin lira fatura kestiğini düşün, tamam mı? 30 bin lira ya. Bak günlük 1000 lira para, yani dışarıda gerçekten asgari ücretle çalışan biri için çok güzel bir para, tamam mı? Adam diyor ki ya da 7-8 bin lira alan bir işin, abi 30 bin lira deli para, 30 bin lira fatura kestin diyorsun. Tabii. Abi bunların bütün giderlerini düştükten sonra motorunun bakımı, motorunun masrafı, amortismanın, bağkurun, vergin, muhaseben, vergin. Ya arkadaşlar, benzin. Devlet öyle bir vergi alıyor ki sizden. Daha paranın vergisi, para daha sana gelmeden devlet diyor ki verginin %20'sini mi diyor, bir hacılayım hacı diyor. Geri kalan diyor sonra alırız diyor, yapıştırıyor. Ödemediğin zaman bile bir faiz uyguluyor üstüne, tamam mı? Abi en çok tav eden nokta ne biliyor musun kuryeleri? Bak 30 bin lira kazançla ben sana maksimum alacağınız parayı söyleyeyim. Maksimum cebinize girecek para 15 bin lira aldım. Üstü çıkmaz ya. Ya şey yapıyorsan eğer, şunu da anlatayım sana. Devleti dolandırıyorsanız eğer geçer. Bak bak, hemen örneğini vereceğim sana. Benim arkadaşım ya, naylon faturadan 50 bin lira patladı cebine. Maliyeden arıyorlar, mali polis. Kardeşim gel diyor. Gidiyorsun. Bayağı diyor girdim acı diyor. Arkada bir odalar var diyor. Sigara içiyorlar diyor. Makbuz uzatlar elime diyor. Gönderdiler diyor. Şimdi bizim kuryeler alacaktır izleyenler. Bizim WhatsApp gruplarında dönüyor yani %3'ten fatura kestir, %4'ten fatura kestir diye. %3, %4 ne ya? Komisyon mu alıyor? Tabii canım. İşte mesela sen faturayı kaçtan kesiyorsun? %18'lik fatura alıyorsun değil mi? Ben diyor sana %3'ünü ben alırım diyor. Sen de %15'ini kullan diyor. Evet. Anladın mı? Fatura naylon patlar. Sen bunları şimdi KDV'yi sıfırlamak için ne yapıyor adam? Çatır çatır naylon doğuruyor. Doğuruyor, o da doğuruyor. Ondan sonra devlet de seni doğuruyor. 50 bin lira ceza yazıyor. Dolandırırsan devleti, vergi kaçırırsan, abi bak bu ciddi bir suç ha. Tabii canım. Yani bak ciddi, hani bu arada, bunu izleyen de yüklenebilir bize, bir ekmek kapımız var diye de arkadaşlar, bu bir suç. Ve yarın öbür gün çatır çatır hepinizden bu paraları alırlar.
Ya kazandığınızdan fazlasını alırlar. Çok büyük ceza yiyen arkadaşlarım var. Lütfen sakın bu şeye gelmeyin. İşte yani. Bu bizim şeyimizde var yani. Böyle çıkar yoldan hemen para kazanayım. Aynen, vurgunu yapayım kafasında yolda. İnsanlar bunu yapıyor ama yani, keşke yapmasalar. Yani, maksimum arkadaşlar 15 dedim ya 30 bin lirada 15 bin lira gider var. Var abi. Şimdi bak canlı canlı da gösterelim. İsim neydi? Gökhan. Gökhan gel otur. Hiç çekinme. Buradaki herkes bizden. Biz motorcuyuz, kuryeyiz. Hayır, bak, Trendyol'dan bahsederken de geldi ha. Hakikaten Trendyol'dan bahsettin lak diye bir şey biliyor muydun? Hayır hayır tamamen denk geldi. Paketi göster abi. Tamamen denk geldi. Sipariş aldık. Şimdi Gökhan. Bir kurye brüt ne kadar para kazanır? Net ne kadar kazanır? Aylık Trendyol'da. İşte şu. Bu... Şimdi internet ortamında değişiyor ama şöyle bir gerçek var. Uzun saat çalıştığın sürece haftalık 5 ile 7 arasında fatura kesebilirsin. Peki bu işten... Fatura kesersin diyor bak. Fatura kesersin. Evet, evet. Bu işten yani 7'yi baz al kestin. 14-28 bin lira değil mi? Net ne kalır eline? 15, 12, 17, 13. 15 hayatta kalmaz çünkü 28'de kafadan %18 KDV veriyorsun. Bu da... 3,5 milyar bak 10,5 milyar KDV kafadan ödedim. Ne yaptı? Hadi 10 milyar düz mantık yapalım 18 milyar verdim. Artı SSK diyorsun. Kaç para ödüyorsun? 2100 lira olması lazım. Kaç kaldı baba? Yani bir şey söyleyeceğim. Düşecek işte. Daha da düşecek ama. Günün sonu bu işten çıkıp Ahmet'in dediği gibi Porsche Panamera ile falan gezme şansın, Mercedes bilmem ne. Hani diyorlar ya 70 bin lira kurye kazandı. 30 bin lira kazandı, 40 bin lira kazandı, 100 bin lira. Var mı böyle bir şey? Ya o şey neti yazar oraya. 40 bin ya ben orada faturamı gösteririm. 40 bini koymuşum oraya ama günün sonucuna bakarım. Hadi biz de şey dedik az önce burada anlatırken. Hani bir replik var ya işte bilmem ne yapacağı rakamı. Küçük yazıyor diye. Adam mesela yazmış YouTube'a başlık atmış işte bilmem kaç bin lira kazanan kurye diye. İşte o tamamen ilgi çekebilmek için. İlgi çekebilmek için. Arkadaşlar buraya dikkat edin gerçekten. Bakın biz bu anlattığımız şey yani şu an direkt geldi adam ya kendisine soruyoruz yani. Bu arada Gökhan Ahmet de kurye. Belki denk gelmişsindir şeylerde. İçerik çekiyor işte TikTok'ta vesaire falan. Benim motosiklet kanalım var. İşte Getir Kuryesi olmak bölüm 1, Trendyol Kuryesi olmak vesaire falan içerik çekiyorduk. Öyle sohbetin üstüne denk geldi. Ya iyi de oldu böyle bir şeffaf bir şey de göstermiş de olduk. Aynen her şey tamamen şeffaf ve doğal yani. Arkadaşlar az önce... aradım hani şey hangi kapıdan gireceğiz diye. Aynen zaten biz kayıtladık o sırada. Hepsi bak şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi adam geldi ya buraya içeri girerken hani bahsettim ya mental olarak yoruluyoruz diye. Anasını satayım boşluğu yok. Ayakkabısını çıkartırken dedik sipariş, ya. Sipariş. paketim var. Paketim var gideceğim dedi adam. Adamın boşluğu yok. Oturmaya şurada 3-4 dakika video çekmeye boşluğu yok. İşte mental olarak bu yüzden yoruluyoruz. Yani ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsun şu an. Ama 50-60 bin lira diyorlar hacı. onu diyecekler zaten. Ben izniniz peki için. Hacı, hala peki hacı bir soru. 50-60 bin lira kazanıyorum diyen adama ne dersin? Ne demek istersin böyle dedi? Baba. Çok rahat olabilirsin. Ben direkt burası söylüyorum. YouTube. Şuraya. Oraya. Tamam direkt algı operasyonu yapıyorsun abi. Biz burada emek veriyoruz ama sen orada milleti daha çok piyasaya sürüp çok para kazanıyormuşum ayağı yapıp. Bir de abone olursun değil mi artık bu şeyden sonra? İşte kanalın adını söyleyeceğim bana. İkisi de söyleyeceğiz. Ama adam bizi tanımadı. Olmadı böyle. Ama, olsun. Biz şu an acayip üzüldük ama. Tamam, ben sosyal medyada o kadar aktif olmadığım için. Yok. Biz makarasındayız. Önemli olan senin şuraya... Ya şu an senin gelip böyle teyit etmen bize daha çok böyle... Hatta bir şey söyleyeceğim ya. Bak doğal bir çekim. İki sene daha gitme beraber kapatalım videoyu. Daha da baymayalım. İnsan gel otur abi. Oturduk abi. Arkadaşlar. Kuryeler sohbet serisinin kaçıncı bölümü oldu bilmiyorum. Bitiriyoruz. Gökhan'la denk geldi. Herkes izlediği için teşekkür ederiz. Alttan da abone olursanız seviniriz. Tek eliniz düz bassın. Eyvallah.